Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un en yeni SSD serisi Samsung 870 Evo'ya yakından bakıyoruz. Evo serisini aslında fiyat performans odaklı bir depolama birimi olarak da düşünebilirsiniz. Hem günlük kullanımlarınızda hem oyun meselesinde 4 TB'lık depolama alanıyla SATA SSD arayanlar için uygun gibi gözüküyor. Şimdi gelin isterseniz 870 Evo'nun detaylarına inelim. Elimizdeki 4 TB'lık 870 Evo, bilgisayarlarımızdaki SATA arayüzünün sağladığı maksimum değerler olan 560 MB okuma, 530 MB'da yazma hızlarını bizlere sunuyor. Bu verileri hem Samsung'un kendi uygulaması olan Samsung Medition üzerinde hem de Crystal Benchmark üzerinde test ederek onayladı. Zaten ikisinin de ekran görüntüsü şu an arkada dönüyor. Hatta Samsung Medition üzerinde başka değerlere de bakabiliyoruz. Mesela diskimizin sağlık durumunu görebiliyoruz ya da ne kadar ısındığına bakabiliyoruz. Bunun dışında iyi bir depolama birimi için gereken tek şey aslında hız değil arkadaşlar. Yazma ömrü de önemli bir detay. Samsung'un 2016'dan bu yana geliştirdiği Evo serisi SSD'ler bahsettiğimiz yazma ömrü konusunda piyasanın iddialı serilerinden bir tanesi. Bugün birlikte incelediğimiz Samsung 870 Evo ise 250 GB'dan 4 TB'a kadar değişen 5 farklı depolama seçeneğiyle birlikte geliyor. Elimizde bulunan 4 TB'lık model ise 2400 TBW değerine sahip. Böylece iyi bir yerde konumlandırıyor kendini. Peki bu TBW yani ne demek? Total Bytes Written diye aslında totalde yazılan bit diye çevirebiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse bu SSD yani 4 TB'lık modeli 600 kez doldurup boşaltabilirsiniz. Bu çok ciddi bir değer. Mesela küçük bir örnek vereyim arkadaşlar. Elinizde GTA 5 var. Bu GTA 5'i hiç silmeden 45 defa yüklediğinizi düşünün. O zaman hafızası ancak doluyor. Bu 2400 TB W'luk yazma ömründe doldurmak için GTA 5'i tam olarak 27 bin kez silip yüklemeniz gerekiyor. Olur da ben SSD'yi oyun için kullanmayacağım, içine fotoğraf depolayacağım diyorsunuz. Mesela ortalama 4 MB'lık fotoğraflardan tek seferde 1 milyon 50 bine yakın fotoğrafı kendi depolama alanında tutabiliyor. Aslında depolamanın ne kadar büyük olduğunu anlatmak için bunlar ufak tefek birkaç örnekte o şekilde düşünebilirsiniz. Tabi bu örneklerin hepsi elimizdeki 4 TB'lık model için geçerli. 250 GB'lık modelde 150 TBW, 500 GB'lık modelde 300 TBW, 1 TB olan da 600 TBW, 2 TB olan da 1200 TBW kullanım ömrü bizlere vaat ediyor. Yani Evo 870'in ne kadar yüksek hafızalısını tercih ederseniz sahip olduğunuz depolama alanının kullanım ömrü de o kadar uzun oluyor. Diyelim ki yeni bir bilgisayar topladınız. Sistemin ana SSD'si için 250 GB'lık bir M.2 tercih edebilirsiniz. Böylece performansı maksimuma çekebilirsiniz. Yanına bir tane de Samsung 870 Evo alıp uzun ömürlü ve büyük bir depolama alanına kavuşabilirsiniz. Aslında burada birazcık parayı mantıklı kullanmaya da kaçıyor iş. Samsung'un bu SSD'sinde diğerlerinden ayrılan bir özellik daha var, VNAND teknolojisi. Aşırı teknik detaylara boğmadan özetleyecek olursak bu teknoloji SSD'lerde verilerin yazıldığı hücrelerin dikey olarak konumlandırılması anlamına geliyor. Bu da klasik ve daha eski olan NAND SSD'lere göre az önce bahsettiğimiz uzun kullanımda bize katkı sunuyor. Yani VNAND SSD'nin kullanım ömrünü uzatıyor gibi düşünebilirsiniz. Samsung 870 Evo'da okuma hızımız 560 MB'a kadar çıkarken yazma hızı yine saniyede 530 MB'a geliyor. Elbette bu rakamlar M.2 SSD'yi düşündüğünüzde bir tık gerisinde kalabilir. Yine burada da kullanım ömrü devreye giriyor aslında ve 870 Evo bir adım öne geçiriyor. M.2 ile ilgili karşılaştırmada ufak tefek birkaç şey daha eklemek istiyorum. Şimdi M.2 SSD'lerde bildiğiniz gibi fiyat yükseliyor arkadaşlar. 4 TB'lık bir M.2 SSD'yi tek parçada bulmak hem çok zor hem de birazcık masraflı oluyor. Aslında yani burada 870 Evo biraz da fiyat performansa girmiş oluyor. Sadece bunlara mı kavuşuyoruz? Hayır, başka özellikler de var tabii ki. Biraz da onlardan bahsedelim. Dikkat çeken bir özelliği var. O da bilgisayarımızın uyku modunu akıllı telefonlarımız gibi duyarlı hale getirmesi. Peki bu ne anlama geliyor? Günlük hayatta telefonlarımızın tuşunu kilitlediğimiz zaman aslında onları bekleme moduna alıyoruz. Bir bildirim geliyor, hiç uyanmalarını beklemeden direkt telefonu elimize alıyoruz, bakıyoruz ve bildirimi görüyoruz. 870 Evo'da Samsung'un yaptığı çalışmalar sayesinde bilgisayarlarımızı akıllı telefonlar kadar duyarlı hale getiriyor. Ve cihaz hemen kullanılabilir hale geliyor. Bunu isterseniz bir diz üstüne takın ya da isterseniz bir masaüstü bilgisayara takın. Bir teknolojimiz daha var yine dikkat çeken, SSD'de Turbo Write teknolojisi. Kaba tabirle bu teknoloji dosya yazma işlemleriniz için önceden bellek ayrılması olarak tanımlayabiliriz. Mesela 2.5 GB'lık bir video dosyasını yazmak istiyorsun. Burada Turbo Write devreye giriyor ve daha önceden ayrılmış olan alanı kullanıp maksimum yazma hızına erişmenizi sağlıyor. Elimizdeki 4 TB'lık modelde varsayılan bu alan, yani daha önceden hafızaya alınan Turbo Write kapasitesi 6 GB. Ancak siz 6 GB'tan daha büyük bir dosya yazmak isterseniz o anda sistem size 72 GB daha tanımlıyor. Böylece toplamda 78 GB'a kadar olan dosyaları tam hızda yazabiliyorsunuz. Yani 530 MB'ı orada görüyorsunuz. Aslında Turbo Write'ın 250 ve 500'lük 870 Evo'lar için daha
daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. 250 GB'lık modelde 12 GB'a kadar alan dosyaları, 500'lük modelde ise 22 GB'a kadar olan dosyaları saniyede 530 MB ile yazabiliyorsunuz ki zaten video işiyle vesaire çok uğraşmıyorsanız günlük 22 GB vesaire açmak birazcık zor arkadaşlar. Bu boyutların üzerine geçtiğiniz zaman TurboWrite otomatik olarak devre dışı kalıp cihazın sağlığını korumak için yazma hızını bir tık geriye düşürüyor. Saniyede 300 MB'a geriliyor. Yani az önce de söylediğim gibi günlük hayatımızda sürekli 22 GB'lık veriler yazdırmıyoruz. Hani özellikle spesifik bir alanda kullanıyorsanız önemli olabilir sizin için. Ama dediğim gibi gündelik kullanımda bu değer çok rahat yetecektir size. Samsung'un açıkladığı teknik detaylarda 1, 2 ve 4 TB'lık modellerde TurboWrite boyutu aşılsa bile dosyanızın türüne ve bölünme sayısına göre yine saniyede 530 MB'ı görüyoruz. Bu da tıpkı daha uzun ömürlü olmaları gibi yüksek boyutlu modellerin sahip olduğu bir diğer avantaj diyebiliriz. Bu bilgilere de baktığımıza göre artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un 870 Evo serisinden 4 TB olan modeline yakından baktık. Ürünle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız hemen açıklama kısmında bir bağlantı teknik arkadaşlar. Oradan ürünün sayfasına gidip daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Yine kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlardan bizlere ulaştırmayı unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.